Aynı yöntemi çok basit birkaç tıklamayla, örneğin şu salonumuzu alalım. Salonumuzu attık buraya. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf bu şekilde de kullanılabilir. Ama bakın ne hale getireceğiz şimdi. Kolora tıkladım gene. Eşdeğere tıkladığımda biraz daha canlandı. Şimdi burada ışık verebiliriz. Bir miktar ışık verdim. Gene vibransı bir miktar oynadım. Evet, Clarity'yi de biraz bir tık oynadım. Burada bakın, bunu sonuna kadar Clarity'yi sona getirdim. Böyle de kullanabilirsiniz bunu. Böyle de kullanabilirsiniz. Gözünüz nasıl hoş geliyorsa, gözünüze nasıl hoş geliyorsa. Şimdi mesela ben buna biraz satürasyon biraz vereyim. Renk uygunluğunu verelim. Çok az verelim böyle. Burada tabii dışarıdaki şu cam pencerenin altında dışarıda bir bina duvarı var. Bina veya bina girişi var. Bunun daha da net görülmesi için aslında makinamızda, fotoğraf makinamızda HDR çekim yapmamız gerekiyor. Bunu bilen de bilir. O zaman hem içerisi hem dışarısı, yani camın dışı da net çıkar. O konulara değinmiyorum. Bu çekimdeki sadece konuya odaklanıyorum. Şimdi bakalım fotoğrafımız bu ufak oynamadan sonra ne hale gelmiş. Bakın. Sağ taraf eski hali, sol taraf yeni hali. Şöyle buradan oynayaraktan bakın. İlk çekimimiz fotoğrafı editlediğimiz hali. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanın. Ama ben fotoğraflarımda bunu kullanıyorum. Tekrar burada geliyorum sağ alt tarafta. Apply diyorum. Sonra Save'ye geliyorum. Save As. Ve bu fotoğrafı isimlendiririm. Veya şöyle de yazalım. Salon 1 diyeyim. JPEG olarak kaydettim. Bir başka fotoğrafa geleyim. Aynı bölümden. Burada bir oda daha vardı. Bakın burada mesela pencere ışığımız yok. Çünkü pencere küçük bir pencere olduğu için zaten kapalıydı o an için. Odadaki bir tane tek bir soft bir ampulle çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi bunu bakalım ne yapabileceğiz. Gene kolora geldik. HDR'e tıkladım bir kere. Bir miktar ışık vermek istiyorum içeriye. Shadow ve Dark Highlights'ı oynamaya çalışacağım. Bakayım oradan bir nasıl aydınlatabiliyorum. Evet. Biraz da satürasyon vermek istiyorum şimdi buna ben. Şimdi bir bakalım. Önceki hali oynanmış hali. Bakın. Önceki hali sağ taraf oynanmış hali sol taraf. Bakın. Battaniyeden şuradaki battaniyenin farkına bakın. Keza duvarlardaki aydınlığa bakın. Bu ufak bir oynamayla bu hale getirdim. Çok daha fazla detaylar yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Çok daha profesyonel çalışabilir mi? Elbette daha çalışılabilir. Benim burada ben profesyonellik vermek için değil, sadece kendi adıma ben daha güzel portföy çekimini nasıl yaparım ve çektiğim portföyü daha güzel nasıl sunabilirim? Ben bunu göstermek istedim. Şimdi tekrarına geldim. Apply dedim. Save dedim. Save As yatak odası. Dedim. Kaydettim.
Bu kadar. Gördüğünüz gibi aslında çok basit bir program. Programımızın adı Photoscape X. Bunun linkini de bulursam ben size açıklamada bırakırım. İndirebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Program o kadar basit ki hiç fazla başka bir şeylere uğraşmanıza gerek yok. Zaten çok fazla da oynarsak çamur gibi oluyor fotoğraf, onu da söyleyeyim. Tahmin ediyorum gayrimenkul çekimi yapan arkadaşlarımızın da işine yarayacaktır. Şimdi bir tane de dış cephemizden bir resim deneyelim. Dış cephe resmimizi programımızın penceresine attık. Tekrar geldim. Color tuşuna bastım. Bir diğer kutucuğunu işaretledim. Şimdi bir canlandırdı. Şimdi ben burada biraz daha aydınlık vereyim. Şu Darken'la biraz oynadım. Evet. Light and Shadow verdim biraz. Dark Highlights'la da biraz oynadım. Şimdi saturasyon, biraz renk doygunluğu vereyim. Çok fazla olmasın. Mesela şimdi buna bir bakalım. Ne olmuş? Evet. Bakınız. Sağ taraf önceki hali, sol taraf oynanmış hali. Şimdi bu aslında zaten binanın cephesi bu renkti. Fotoğraf karesinde çok bunu veremeyebiliriz bu an itibariyle yaparken. Bunu biraz daha belirginleştik, biraz daha güzelleştirdik. Daha da güzelleştirilebilir, daha da netleştirilebilir. Temperatüre diyor, doğrusu nedir bilmiyorum da. Yani burada sıcaklık ayarını değiştirebilirim. Tonunu. Buradan maviye doğru biraz daha kaydırabilirim. Mesela. Şimdi bir bakalım. Bakın eski hali, yeni hali. Eski hali, yeni hali. Bence bu oldu. Yani idealdir. İsteyen istediği gibi kullanabilir. Bu da bir örnek olmuş oldu. Tekrar apply dedim. Save dedim. Save as yaptım. Dış cephe dedim. Ve kaydettim. Daha sonraki çekimlerinde bazı gene bizim emlak çekimlerinde işimize yarayacak bazı konular vardır. Örneğin blurlama dediğimiz bazı objeleri kapatma, bazı yazıları kapatma. Mesela burada apartman ismini kapatmışım. Burada başka bir yazı varmış, onu kapatmışım. Bunları da diğer başka çekimler anlatacağım. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.